Merhabalar, Seval'in Günlük Yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kremalı mantar çorbasını paylaşacağım, ev yapımı. Ben bu çorbayı kardeşimgilde yedim ve çok beğendim. Ve sizinle de bu nefis çorba tarifini paylaşmak istedim. Kıvamı muhteşem oldu. Deneyecekleri tadı ve lezzeti de bir o kadar muhteşem oluyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bol protein deposu bu çorbayı. Sizinle hemen paylaşıyorum, yapımına geçiyorum. Yarım fincan sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. Kremalı mantar çorbası için. Bir tane küçük boy soğanı rendeledim. Önce soğanı yağda kavuruyoruz. Kremalı mantar çorbasında soğanı kullansanız da olur, kullanmasanız da olur. Rendelediğimiz için soğan mantar çorbasının içinde kaybolacak, sadece aroma verecek. Soğan sevmeyenler soğan da kullanmayabilirler. Öncelikle soğanımızı bir miktar yağda, şöyle bir çay kaşığı da tuz atıyorum, kavuruyoruz. Soğanın kokusu çıktıktan sonra 400 gram mantarı ben şu şekilde ince ince kıydım. Bakın şöyle kıydım, yıkadım, doğradım, kıydım. Şimdi soğanın üzerine mantarları ilave ediyoruz. Mantar iyice suyunu bıraktı, görüyorsunuz. Mantar suyunu çekene kadar iyice pişiriyoruz, kavuruyoruz. Mantar suyunu çekti. Bu aşamada bir yemek kaşığı unu ilave ediyorum ve unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Tepeleme dolu dolu bir yemek kaşığı un kafi geliyor. İyice kokusu çıkarana kadar kavurduktan sonra 5 su bardağı su kullanacağım. Suyu soğuk ilave edeceğim. İlk bardağı çorbaya ilave ettikten sonra şöyle bir özleşmesini sağladıktan sonra diğer bardak suyu da ilave ediyoruz. İkinci bardağı ilave ettim. 3 bardak su daha ilave ediyorum. 3, 4 ve 5. bardak suyu da ilave ediyorum ve artık çorbamız özleşene kadar karıştırarak iyice çorbamızı pişiriyorum. Şöyle çırpma teli ile çorbamızı iyice özleşene kadar karıştırabiliriz. Çorbamız iyice kaynadı. Bu aşamada 1 su bardağı da süt ilave ediyorum. Bu aşamada bir kutu kremayı ilave ediyorum çorbamıza. Karıştırmaya devam ediyorum. Bir miktar karabiber ilave ediyorum. Çorbamız bir taşım kaynadıktan sonra en son bir tatlı kaşığına yakında tuzu ilave edip, silme tatlı kaşığı tuzu ilave edip artık çorbamızın altını kapatabiliriz. Çorbamız servise hazır hale geldi. Kremalı mantar çorbası tarifim bu şekildeydi. Şimdi servis aşamasına geçiyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kıvamı, her şey muhteşem oldu. Ölçüleri tam kararında oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Seval'in Günlük Yaşamı kanalıma abone olmadıysanız abone olup takip edip beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.